1.35, 1.37. 1.37. İstanbul'dayız. Maşallah. Mesleği aldılar ellerine. Tahsin şefim. Şu an meslek kendi mesleğimiz. Kendimiz çalıştırıyoruz. Esnaf. Esnaf. Tahsin şefim. Esnaf. Bir saniye Zümrüt, inanır mısın? Bana sadece Bayrampaşa dediler. Buraya geldim. Sen olmasan burada akşama kadar bekletecekler belki de beni. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsunuz mu var Zümrüt'cüm? Yani Allah aşkına Bayrampaşa'da demişsiniz. Ne bir konum atmışsınız, ne bir sokak adı, ne bir daire adı. Bir bildiğim Müge Hanım'a misafiriz. Yemek yapacağız. Bir de Bayrampaşa'dayız. Sokak sokak geziyorum, abim burada olmasa çay içemeyeceğim ben burada. Niye bu kadar erken geldin? Niye erken gelmedim? Arabam var, huzurluyum, mutluyum. Müzik dinleyeydi. Niye geldin bu sabah? Allah'tan Selim Bey varmış. Çalışmak ve çekim yapmak ister misin? Siz bir gidin, ben gelirim. Ne zaman gelirsin? Bir saat, iki saate. Oldu. Olmaz öyle. Bak, içim rahat etmedi, gördün mü? Elim ayağıma dolandı. Hemen ne yapalım? Müge Hanım'a gidelim ama lütfen evin adresini de bana bir dahakine verirseniz çok mutlu olurum. Herkese günaydın bu arada. Müge Hanım'a gidiyoruz. Gidiyorum ben Selim abi. Güle güle. Çay paralarını ödersin. İyi günler. Allah'a emanet. Güle güle. Allah'a emanet abi. Bayrampaşa'ymış. Ne apartmanın adı var, ne dairenin adı. Niye geç kaldın? Bir çay içmişim, suç oldu. Yok böyle bir şey. Geç kalmışım da yok efendim. İnşallah doğru kapıdır. Müge ablacığım. Müge abla. Çok korktum. Merhaba Şekim, hoş geldin. Merhabalar, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi, ne olsun, kahveye gittim, çayımı içtim. Zumurlar gelene kadar, bizim ekip toparlanana kadar bana adresi vermemişler çünkü. Süpersin. Ama ben sana... de seni bekliyorum. Bir de abla diyorum ya. Hiç ablalık bir durum yok. Hemen içeri geleceğim. Müge diyebilirsin direkt. Diyebilirim değil mi? Evet, tabii ki. Geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Zumur, ne haber? Biz evin önünde bekliyoruz. Tahsin şef yok. Sen çay keyfi. Konum atmamışlar. Apartmanın adı yok, sokak adı yok, daire adı yok. Ben müneccin değilim. Müge Hanım, bir yere gideceğiniz zaman size konum atılmasa, arkadaşlar bana konum atmadınız demez misiniz? Tabii ki önceden yazarım Tahsin. Sen niye böyle bir sallak edersin? O zaman hemen oturma odasına geçelim. Günümüz güzel başlasın. İnşallah. Değil mi Zumurcuğum? Haydi. Buyurun. Ay, eve bak ya Zumur. Çok güzel, çok sade değil mi? Piyano, çok iyiyimdir. Evet. Hayır. Çalsın. Çok iyi çalıyor. Kim çalıyor, siz mi? Kızım çalıyor bir yıldır. Çok güzel çalar. Kızın evlisiniz. Evliyim, hiç evet. Hiç fotoğraf yok. Çok şaşırtıcı. Sevmiyorum, sadeliği seviyorum. Gördüğün gibi böyle az aksesuar var bende. Çok güzel, bol kitap var. Bol kitap, az aksesuar, evet. Müge Hanım, Tahsin Şef de sadeliği sever. Bir televizyon var evinde. Abartılacak hiçbir şey yok. Küçücük bir televizyonu var, böyle ufacık. Şöyle düşün, dümdüz siyah. Bir abartılı, bir absürtlüğü yok. Ne televizyonlar gördük Zumur. Etrafında tek taşlar vardı, konuşturma beni şimdi. Gayet sade evim. Gri, hardal sarısı. Tamam. Aynı türlü rengimiz büyük bir ihtimalle, perde rengimiz. Evet, füme. Duvarda bir tane tablo. Koltuğu L. Koltuğum L bir tane. Zevklerimiz uyuşuyor gibi bir şey ama. Koltuk var, onu balkona çıkartmak için yapmışım. Benim evimi niye konuşuyoruz? Hayır, Müge Hanım, sakın inanmayın. Çok güzel eserler biliyorum. Tahsin çok, gel buyur. Ama yemek yapmamı şefliğimin önüne geçmesinden kaynaklı uyardılar beni, yapma dediler. Sakın kanmayın Müge Hanım, başka bir evde kandırmaya çalıştı. Piyano otomatik çalışıyormuş meğerse. Piyano çalmayı bildiği falan yok. Tahsin'cim hakkında böyle söylüyorlar, yapacak bir şey yok. Ben bir gerginim. Neden? Yani alabilecek bir şey bulamadım hala. Bir şey isteyemiyorum. Fotoğraf yok değil mi? Albüm evet. Yok. Böyle genelde albümler olacak, falan olur. Şey, çocuk fotoğrafı koyardım ben şuraya bir yere. Hiç kitap isteme zaten. Bir sürü kitap var şurada. Yararlı bir şey isteme. Hani çok kültürlüydün? Hani her gün deli gibi kitap okuyordun? Söylüyorum internetten. İnsanların okuduğu kitaplar belki hobilerimiz uymuyor. Müge Hanım, sorar mısınız? Ne tür kitaplar okurmuş? Hangi tarz kitaplar seviyorsun? Ben mi? Roman. Tür olarak. Hikayeleştirilmiş roman. Şöyle düşün. Tarih kitaplarını seviyorum ama... Evet. Tarihin böyle hani bilinen işte 1981'de doğdu, büyüdü, geçti değil de hani doğduktan sonraki süreçte işte karşı işte padişahlıklar aralarında şöyle bir husumet olmuş. Yazdığı mektupta böyle bir kelime hatası var diye
Az araları bozulmamışlar falan öyle kitaplar. İşin hep magazin kısmındasın yani. Şurası tarih bölümü, eşimin bölümü. Eşiniz ne iş yapıyor? Eşim sosyal bilgiler öğretmeni, tarihi çok sever. Bu bölüm de onun bölümüdür. Bu taraf? Ben genelde böyle edebiyat kitapları severim. Edebiyat öğretmenisiniz. Hayır, İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Ama kitap okumayı çok seviyorum. Terzi kendi söküğünü dikemedi, dikemiyor. Azıcık İngilizce sohbet etsenize. How are you? I'm fine, and you? Aksanını sevmedim. Tamam o zaman. Londra aksanlısı bir şey. Bence doktor ayağına geldi şefim. İngilizce öğrenmek istiyordun ya. Evet. Cucumber ne demek? Salatalık. Cucumber, cucumber. Tomato. Tomato. Cucumber, banana. Potato. Potato, patates. Potato. Arkadaşlar, telaffuz etmediğiniz için biz İngilizceyi anlamıyoruz. Benim kızım da aynı şeyleri söylüyor. Diyor ki, anne neden yazıldığı gibi okunuyor? Evet. Sevmiyorum. 8 harf var. Sevdiremedim. 3 harfle okuyorsun. Örnek ver. Veremedim. Mesela bu şey ırmak var ya, ben şeyi anlatayım size. Bir gün garsonluk yapıyorum, bir müşteri geldi. Sandviç olarak da dana dilli sandviç var. Ben dana dilini anlatırken beef language dedim. Dilin İngilizce'deki eş anlamlısının language olduğunu yani... Anlamıştır ama. İşte anlamadı ve en son yapıyordum. Çok çirkin bir durumdu. Aklıma İngilizce deyince hep o zannede geliyor. Chicken translate. Chicken, evet, tavuk çevirme gibi düşün. Hani gerçekten böyle şeyler yaşadım. O yüzden mesleğinize hakaret ettiğim için özür dilerim. Ben aslında turizmciyim bu arada. Evet. Severim. Sektördeyim. Havai gömleği. Yani 10 yıldır bu işi yapıyorum. Bu süreçte de böyle bir anaokul öğretmenliği falan bitirdim. Ya. Yeni dönemde de böyle minik çocuklarla çalışmak istiyorum artık. Zor değil mi? Yani... Ben de biraz bir yerde çok kalmak sıkıntı yaratıyor. Farklılık arıyorum. Onun için minik çocuklar yerine başlamak istiyorum. Kaç sene yaptın İngilizce öğretmenliğini? 10 yıl kadar yaptım. 10 yıl, maşallah. Sen kitaplara sürekli bakıyorsun. Bence al, ben sana birini hediye edeyim, okumak istersin belki. Yok, aralarında belki bir aksesuar sıkışmıştır diye gidip gidip geliyorum ama yok. En fazla şunları alabilirim. Yok, ondan bende de var. Ben gidiyorum. Mutfağa gitmeden sorayım. Müge Hanımcığım, neden çağırdınız Tahsin Şef'i? Tahsin çok eğlenceli, çok pozitif biri. Onunla böyle mutfakta keyifli anlar geçirmek için tabii çağırdım. Bir de şimdi sebzelerin İngilizcesini falan bilmiyorsun. Ben hepsini söyleyeyim sana. Tamam. Bir de ben çok mutfağı sevmiyorum sanki. Onun için sen belki bana böyle bir sevdirirsin. Sevdirirsin'in Türkçesini çeviriyorum hemen. Yemekleri sen yap, akşam eşime yemek yap. Gibi. Güzel eğleneceğiz. Ben bir format okuduğum için gayet hakimim olaya, yemek yapmam gerekiyor. O yüzden onun için de mutfağa gitmemiz lazım. Tamam. Gidiyorum. Oh, kitchen'ımıza hoş geldiniz. Nereye nereye? Kitchen'ımıza. Nasıl? Kitchen. Dolap. Dolabımız, evet. Fridge. Fridge. Müge Hanım'ın buzdolabı da evi gibi çok sade ve düzenli. Her şey saklama kaplarında veya tabaklarda arıza endam ediyor. Börzlen mi o yoksa karadut mu? Tahsin Şef yapacağı tatlının üstüne kondurmak ister mi acaba bu orman meyvesini? Sebzelik ve kahvaltılık bölümleri oldukça sakin. Her şey poşetinde usulüne uygun saklanıyor. Burası da Müge Hanım'ın derin dondurucusu. Haşlanmış bakliyatlar, sebzeler ve hatırı sayılır miktarda kırmızı et ürünleri dikkatimizi çekiyor. Bakalım Tahsin Şef Müge Hanım'ın buzdolabındaki malzemelerle hangi yemekleri yapacak? Bugün neler yapacağız çok merak ediyorum. Değil mi? Domates, yumurta var, menemen. Menemen. Ne yapacağız? Yaz havasında yenilecek en güzel yemek. Ne var onda? Eşim pizza yapmıştı 2 gün önce. Yapmıştı, hazır zannettim. Yok, hazır değil. Kendisi yapıyor. Sosunu da kendisi ayarlıyor. Neden hazır zannettim? Dibindeki semolinden. Onu şey yapıyor yani böyle fırına tepsiye, alt... Tepsiye kepek falan atıyor değil mi? Tabii atıyor. Baya işlemleri var onun. Bakayım. Bakayım diyorsun da diyette değil misiniz onu? Pizza diyeti bozar mı ki? Yok, niye bozsun? Bozabilir. Kendi. Domates. Domates değil o. Tomato. Hem de cherry tomato. Bu ne? O tereyağı, o da kendimiz yapıyoruz. Ya daha doğrusu kayınvalidem yapıyor. Antalyalı onlar. Oradan böyle bazı domates salçası, biber salçası gibi işte tereyağı gibi şeyler getiriyor. Kendi lezzetimize göre yiyoruz. Onu da annem yaptı. Ne bu? Yalnız hep kayınvalidem, annem. Yani bir o var, bir de bu ne ama onu anlamadım. Bu böyle küçük acı biberlerin turşusu. Turşu bu? Evet. Yiyeceğiz. Zumur bak.
O meyve püresi bebeğimin. Ya. Ya. Ne kadar pratik bir anne. Makineden çıkarmamış bile. Böyle sabah makinayla, yaptı. Öğleden sonra yiyecek. Bebeğiniz kaç aylık? Bebeğim 8 aylık. Ne? Çok küçük. Evet, çok minik. Bir de 8 yaşında kızı var. Var, piyano evet. Çalıyor. İki benim çocuğum gibi. Var. Güzel bir lezzet değil mi? Buraları da açabilirsin bu arada. Sadece dolapta sınırlı kalma. Domat, bak. Maydanoz severim. Kullanırız. Ama gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum ya. Müge Hanım'ın evi sade ya. Buzdolabı da sade. Her şeyi yanlış anlamış. Ya biz 10 gün sonra Antalya'ya gideceğiz. Ben böyle elimden geldiğince sadeleştirmeye çalışıyorum. Çok fazla yiyecek bırakmamak ve atmamak adına. Tahsin Şef de Fethiye'den daha yeni geldi. Öyle mi Tahsin? Yeni dediğin 10 gün oldu. Gömleğin de böyle tam yaz modu zaten. Değil mi? Efil efil gömlekler. Beach'ten almış. Efil efil ne demek İngilizce'de? Serin yani cool anlamında kullanılır. İşte cool, bizim cool Türkçemizin zenginliği ya. Ne arar başka? Efil efil, ferah, serin. Bazı şeylerin karşılığı yok. Bir şey diyeceğim, gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Buzluğu aç diyorum sana, burayı aç. Bir şeyler yap işte. Sen şef değil misin? Süt alayım. Süt alayım, kullanırım herhalde. Bak limon var, kabak var, biber var, yoğurt var. Bu ev yoğurdu bu arada. Çocuğunuz için bu da. Evet. Eşiniz için hiçbir şey yaptınız mı? Eşim için genelde tatlı yapıyorum. Ben tatlı yapmayı seviyorum. Yani beş çayı var şeyleri daha çok severim aslında. Yemek yapmak biraz bana zahmetli geliyor diyeyim. Fırınınız fanlı mı? Fanlı, Milföy kullanacağım zumur. Fanlıysa kabarır. Yüzümü kara çıkarttı of milföy. Değil fırın. Milföy'den tarif yapacağım. Bak şefim, milföy'den iyi performans almak istiyorsan donup kullanman gerek. Aksi halde kabarmaz. Gerekirse aynı tarif yapacağım ama o milföyü kabartıp onu göstereceğim. O fırınla suçladığımı ve haklı olduğumu anlayacaksınız. Zumur gel. Bu ne? Kurban oldu. Aman. Neden? Neden iki tane değil mi? Devam yiyor. Okuldan gelince kızımı öyle ikişerli yapıp kızartıyorum. Bak bu zamana kadar pratik yapılan yemeklerin her biri... Çocuklar alayım için. Bari bunu değerlendiririz. Bu burada... Bakıyorum. Aradığım burada. Bir an çok korktum evinizde sadece 10 gram kıyma var diye. Yok yok var. Güzel. Zumur dolap dolu. Ama biber var, kabak var, limon var, salatalık var, mısır unu var. Bak. Domates var, onu da kullanırsam. Domates var, onu dursun havuç şimdi o zaman. Her şeyi çıkartmayayım. Gayet malzemem var ya. Ben bu dolabı sevmedim. Sadece domates yiyebildim çünkü. Erik mi vereceksin? Çürük vardı bir tane de. Onun köşesi yenir. Eskiden annem çürüklerini ayırıp verirdi bize. Eriklerle çok güzel. Yaza hazırlık. Evet. Yoğurt, bir diş belki sarımsak tercihen. Tuz, erikleri rendeleyip hafif suyunu sıkıp böyle çok hızlı bir meze, ferahlatıcı, çok güzel böyle yaz masalarında böyle ortada ekmek banıp yenmelik bir tarif verdim. Püf noktası değil, tarif. Yapın, çok basit. 10-15 tane belki yumuşadığını düşündüğünüz, kütür kütür yiyemedim dediğiniz erikleri değerlendirmek için püf noktası. Öğrenmiş olduk. Teşekkür ederim. İşte biz de böyle bir programız. İşte bunun için seni çağırdım. Do you understand me? I understand. Yes. Bir havalardasın. Bak burada yine ürünlerim var. Bunu kullanırım. Ne o? Fıstık. O tuzlu mu şey mi? Çiğ fıstık mı? Çiğ. Süper o zaman. Aa, ekmek var. Kıyma bulduk. İrmik var. Bayatlamışlar. Zumurcuğum. O. Ekmeği de bulduk. Pirincin var, bulgurun var, mercimek. Mercimek çorbası yapacağım. Aa, neden yaz günü mercimek çorbası? Neden yaz günü? Mercimek çorbası çünkü çok tüketilen ama böyle sadece tek tip olup dışına çıkamadığımız bir çorba. Özellikle kırmızı mercimek. İşte salçayla kavur yap hemen ya da süzme mercimek. İki seçeneği var, başka bir çeşidi yok. Çok güzel böyle Osmanlı'dan kalma bir tarif var aklımda. Sütü de bulmuşum hazır, bunu görünce o yüzden aklıma geldi. Çok lezzetli bir çorba yapacağım. Bunu koyuyorum, püf noktaları, mercimeğin tadını nasıl yükseltebilirsiniz? Ya da alternatif ne yapabilirsiniz? Bunları anlatabileceğim bir çorbayla geliyorum. Klasik mercimek çorbası tabii ki de yapmıyorum. Kulağınızı
Dört açın mı denir? Müge Hanım, bebişiniz çorbaya geçti değil mi? Geçti. Gıdaya geçtik. 2 ay oldu. Aa bak, bu arada yaptığım çorbayı bebeğin o ağır, baharatlı, salçalı dediğiniz tariflere muadil bebeklere de yiyebileceğiniz bir mercimek çorbası. Akşam o zaman... Ev hanımlarının dikkatine! Yemek yapıyoruz, mercimek çorbası. Çok lezzetli olacak. Alın kağıdı kalemi elinize, not alın. Do you understand me? Anladınız mı demek? Her şeyi öğretiyoruz ya. Süpersin. Her şeyi öğretiyoruz ya. Fasulye, nohut. Dibe gelmiş. Bu hayattaki yerim. Bu kadar azım. Bu kadar. Bitmiş, tükenmiş bir durumdayım. Ama yapacağız. Aynen yapacağım, bilmiyorum. Güzel tabaklar var. Yemek yaparsan sunumu o tabaklarda görürüz belki. Buğday unu, tam. Tarana onlar mı? Da yine bebeğimin. Ben her şeyi bebek odaklı. Eşinizin adı ne? Recep. Recep Bey, bu evde yaşadığınız emin misiniz? Çünkü size ait hiçbir şey göremedim. Yaptığınız 2 dilim pizza kalmış. Fazlasıyla emin çünkü mutfağa o hakim, ütüye o hakim. Ama bebekle şey... ilgilenmeye hakim. Değil mi? Yani. Bak çok güzel ama belli ki belli anlaşmalı danışmalı mutfaklar, eğitimler, hayat evet, böyle evet. Geçiyor. Süper. Şimdi biz toparladık. Yani gördüğüm tarifler de var. Biraz düşünmem gerekiyor. Hem düşüneyim hem bir önlüğümü giyeyim. Ardından da malzemelerimizi önümüze alalım. Tamam. Güzel. Bebekleri de yedirebileceğiniz mercimeğin böyle en muadil ve lezzetli hali çorbayla geri dönelim. Hadi o zaman bekliyoruz. Tamamdır. Dolaptaki kararsızlığım geçti. Çorba yapacağım dedim, mercimeği gördüm, sütle de yumuşatırım dedim. Çeşmi Niger çorbası yapıyoruz. Çeşmi Niger derken? Çeşmi Niger dediğimiz aslında böyle Osmanlı mutfağından gelen, yıllarca böyle saray mutfaklarında pişmiş, günümüzde pek tüketilmeyen ama ya ben mercimek çorbası yapıyorum hep misafirlerin dediğinizde terbiyeli oluşuyla, aromasıyla, bence mercimeğin ağırlığına alışıyla çok lezzetli bir çorba. Özellikle şu sos için ayırdığımız kısma dökmeden önce çorbayı bir kenara ayırıp bebeklerinize ya da çocuklarınıza aroması hafif, ağır olmayan çorbalar ve başlangıç yemekleri için alternatif mükemmel bir yemek diyebilir miyiz dedik gitti. Süper. Merak ediyorum. Hiç terbiyeli yemedim bu zamana kadar mercimek çorbasını. Terbiyesiz mercimek çorbalarını sevmiyorum. Zaten mercimek çorbası olarak ne var? Bir süzme var, bir de ezogelin var. Ezogelin de aslında mercimek klasik. Değil. Aslında bulgurla yapılıyor vesaire ama hani günümüzde pratik olsun diye mercimeği süzmeden yapılıp ezogelin gibi muadilleri üretiliyor. Süzmesi yapılıyor. Anneler biraz daha salçası, karabiberlisi vesairesi böyle yiyorlar. Hı hı. Yani bence alternatif çorbalar olarak da böyle günümüze girip haftanın bir günü mutlaka evde pişmesi gereken bir ürün. Mercimeği çünkü tüketiyoruz. Herkesin dolabında var, herkes de tüketiyor diye düşünüyorum. Yanlış mıyım? Her türlüsünü tüketiyoruz. Bence de. Artık çorbayı met etmekten vazgeçsen de uygulamaya başlasan. Ben de bu sırada malzemeleri saysam mesela. İşte herkes görevini bildiğinde ne kadar hızlı ilerleyebiliyoruz. Sen malzemeleri say, ben de senden kesme tahtası, bir büyük boy tencere, bir tane de cezve tadında bir şey alacağım. Çeşmi Niger çorbası için gerekli malzemeler. 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı un, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı kırmızı mercimek, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 5 su bardağı su. Terbiyesi için 1 adet yumurta sarısı, 2 çay bardağı süt, yarım limon suyu. Üzeri için 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı biber salçası. Şefim, ben işimi yaptım. Şimdi sıra sende. Şimdi sıra bende. Çok doğru söylüyorsun. Mercimek çorbası gibi tarife başlıyoruz. Hiçbir farklılık yok bu kısımda. Soğanımızı alıyoruz, soymayla başlıyoruz. Bu arada geliyorum. Nereye? Geleceğim. Gördük biz onu sabah zaten. Nerede gördün ya? Girdik eve. Olabilir, senin görmenle insanların görmesi bilmiyorum. Sinirlendin beni lütfen. Gerçekten sinirlendim ama. Şimdi soğanlarınız filizlendi. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Aldınız bir serçe toprağın içine, diktiniz soğanlarınızı. Ya da dediniz ki yaz ayları geliyor, gerçekten ben bunun önüne geçemiyorum dediğiniz anda aldığınız 1 kilo soğan dahi olsa size tavsiyemdir. Alın. Hepsini soyun, doğrayın, yemeklik yemeklik poşetleyin ve diftize kaldırın. O uzayanlar da yeşil soğan herhalde. Evet, onları da kesip yiyebilirsin. Ama bu sıkıntılı oldu, neden bilmiyorum. Çünkü şey, hani normalde bunları toprağa ekmeniz gerekiyor. Hı hı. Siz toprağın üstüne koymuşsunuz.
Yani toprak yani ekilmiş gibi değil. Tamam, yanlışlık var. Böyle bu şu seviyeye kadar çıkması lazım anladım. Toprağın. Anladım. Bir de orası birebir yani mutfağın camı şeyi, balkonu çok güneş alıyor. Biraz da böyle tatlı serin bir yerde böyle. Sık onları, sık, çok sık. Gömmeyi unutmuşuz herhalde. Ziraat mühendisi konuştu. Peyzaj mimarlığı okudum ben. Bu boşlukları neyle dolduracağız? Konuş bari gidip gelirken biraz. Çok zor mesleği. Vallahi zor. Çok zor. Hep konuşmam gerekiyor ki ben bile bununla zorlanıyorsam Allah yapabilenlere helal olsun. Helal olsun gerçekten. Soğan doğramayı seviyorsunuz mu? Nasıl bir soru ama? Bayılırım ya. Haftanın 4 günü otururum 1 kilo soğan doğrarım. Büyük doğrarım. Büyük genelde. Doğrusu. Küçük küçük doğrayamam. Ama deneyeyim mi? Sirke dök oraya sirke. Neden? Göz yaşartmaz. Nerede öğrendin bunu sen? Bak dene. Ha, 2 gündür bana bunu söylüyorsun. Hayır, evde böyle yapıyorum. Gerçekten dene bak. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sen sirke ararken... Sirkemiz burada. Sol tarafta. Arkaya doğru. Bakın en sağda olan. Bir soğan filizi aldım diye bana yaptığın şeylere bak. Burada bütün işi gücü bıraktık. Sirke arıyoruz senin yüzünden. Şefim, bu programda püf noktası vermek zorundayım. Bir noktada rollerimi karıştırdık acaba? Yani... Nasıl dökeyim sirkeyi? Tahtaya döküyorsunuz, tahtaya sürüyorsunuz. Peçete vereyim. Olur, deney yapıyoruz. Bıraktık işi gücü. Hayır, bir tık daha dök ama çok az oldu o. O zaman sirke tadı gelir Zumur. Gelmez. Sirke soğan suyundaki o keskinliği alır. Şimdi Zumurcuğumuzun taktiğini deniyoruz. Hiç de işe yaramadı. Falan. Daha gözün hiç yaşarmadı. Kaçak gözyaşım kalmadı. Yine ne yaşandıysa akşam. Yok artık değil. Tam bir ikizler değil miyim? Tam. Geçen gün izledim 15 Haziran'da değil mi? Doğum günü. Ekibim yaptığı pastayı gördün mü? Şahane. Mutlu yaşların olsun. Doğum günün kutlu olsun. Oluyor. Vallahi bu yaşım güzel gidiyor. Ben 2 sene önce böyle bir yılbaşında gerçi demiştim. Hani güzel bir senem olsun. Farklı şeyler istiyorum. Hani gerçekten bu senenin iyi olacağını düşünüyorum vesaire demiştim. Ki öyle olmaya başladı. Zumur'la tanıştım. Peki olursun bu. Hayal etmiş miydin böyle olabileceğini? Program bu kadar var mıydı hayalinde her şeyin bu kadar güzel olabileceği? Çok güzel bir şey yani bu aşamaya gelmen. Ben çok takdir ediyorum böyle. Kendimi gerçekten öğretmen evinde hissettim. Biz bu projeyi ilk konuştuğumuzda daha 16 yaşındaydı Tahsin Şef. Şimdi sizin yaşa bakıyorum. Tahsin'in yaşa bakıyorum. Ben kaç yaşında gösteriyorum? Çok genç gösteriyorsunuz şimdi 16 deyince. Yani sen de Tahsin böyle bir 23-24 falan gösteriyorsun. Bana 40 diye ne oldu? Yani 35 gösteriyor falan dedi Nihan Hanım. Çocuğunuz oldu Nihan Hanım. Çocuğunuz oldu. Umarım çocuğunuza da 40 gösteriyor derler. Çok kırıcı bir şey bu. Haberiniz olsun. Dedikodu değil Seyhan bu arada. Pardon, pardon. Gördünüz mü? Ne sizin Müge Hanım ne de senin Tahsin Şef. Gözünüz gram yaşarmadı. Mükemmel bir taktikmiş bu. Hayt. Soğan doğrarken hep gözüm yaşarıyor. Gördünüz. Demek ki neymiş? Yaşarmıyormuş. İşe yaramıyormuş. Bak ağlattın. Zorla beni. Yaptın ya hayır, bence. Hayır. Sürsene gözünün içine. Tabii yok. Bu soğan senin gözünü bu kadar yaşartırken Müge Hanım'da nasıl tık yok? Doğrayan beni. Yanında olan o. Geçen gün hepimiz öldük ama. Ocağa giderken otobüse falan biniyor musun? Biniyoruz. Neler bekliyoruz? Çok uzak çünkü. 3 cümle kurdum şuradan şuraya gelene kadar. Konuyu ne güzel değiştirdin öyle Tahsin Şef. Alakası bile yok. Bu ocağı yakamadım. Şunu alayım. Kaşık vereyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Benim doğramam, yapmam gereken bir şey varsa bana da görev verebilirsin bu arada. İşte bu tam bu noktada şef kapım da devreye giriyor. Bu yüzden kapınızdayız, bu yüzden yemek yapıyoruz. Yok, formatı yeni okudum. Bilgilerim taze. Yemek yapmam gerektiğini biliyorum. Çünkü bazen şey şikayet oluyor bende. Bir böyle sohbet iyi sarıyor oturma odalarında falan. Diyorum ki kendime hadi mutfağa gidelim gözüm. Diyorum ne alaka? Hani? Niye diyorum? O da diyor ki yemek yapmamız lazım. Diyor, program bu diyor falan. Format bu. Tabii bir adaptasyonda bir sorun yaşıyorum ara ara. Eşinle nasıl tanıştın? Eşimle okulda tanıştım. Onların okuluna yine bir görevlendirmem çıkmıştı. Ben ücretli öğretmenlik yaptığım için dönem dönem okul değiştirebiliyorum. Aynı yerde durmuyorum. Oraya gittiğimde, ilk kapıdan girdiğimde eşim böyle benim kıyafetlerime kadar hatırlar. Hayır direkt... o zaman o günü hatırlıyor. Evet. Helal olsun. Yani çünkü şey dedi,
hayalimde işte onun hep böyle kısa saçlı, siyah saçlı, işte iri gözlü falan bir kız varmış. Ha. Hani kapıdan girdiğinde sanki dedi hayalim içeri girdi ve o şekilde hani etkilendim. Siyah bir pantolon, işte klasik öğretmen çok modunda. Sizgecim var mı? Çok tabii. Siyah bir ceket giymiştim. Kırmızı bir topuklu ayakkabım vardı. Tabii ben başta onu fark etmedim. Sonrasında işte okul toplantılarımız, yemeklerimiz, kahvaltılarımız falan oldu. Çok üzüldüm. Şey yaptı, ben arada buraya gideceğim mecburen. Tamam. Okul toplantısı nasıl verdiniz? Bir tane siyah ceket. Siyah ceket aslında. Siyah bir böyle yine salaş bir pantolon. Kırmızı bir ayakkabıydı topuklu üzerimde olan. Aa, klasik. Artık öyle değil. O dönemlerde öyleydik. Ama şu anda kot bile giyebiliyoruz açıkçası. Biraz serbestlik var. Evet, spor ayakkabı falan rahat bir şekilde giyebiliyoruz. Sen o rahatlamayı demişken ben de bu mercimekle alakalı rahatlamayı söylüyorum. Mercimek gaz yapıyor efendim. Mercimek çorbası tüketemiyorum. Aman ben bunu yaptıktan sonra bu gaz yapıyor vesaire diyorsanız. Mercimeği öncelikle çok iyi yıkamanız gerekiyor. O beyaz bulanık sudan kurtulacaksınız. Püf noktası. Tamam. Ayrıyetten bir de dedin ki mercimeği yine de ben tüketemiyorum. Artık hani o zaman da kaynadıktan sonraki köpüğünü alacaksınız. İkinci bir püf noktası. Bunun gazını almazsanız çocuklar tüketiminde gaz yapıyor. Sonra akşama kadar gık 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 sırtına vurur bir çocuk. Olmaz öyle. Olmaz. Güzelce mercimeği yıkadım. Ardından unu bu noktada unum. Ve mercimeği koyup güzelce bir kavuruyorum. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Sarımsağın da nohutun, işte fasulyenin ve mercimeğin gazını aldığını söyler. Bu bilgi doğru bir bilgi mi? Sarımsağın yoksa soğanın gazını alıyorsalar. Sarımsak kattığınızda diyorlar işte onun gazını alıyor o bakliyatın. Doğru mu? Sarımsak nohutu fasulyenin gazını alıyor. Evet. O kef dediğimiz, o ana köpük, yani o ilk baharı, yani bakliyatı kaynarken çıkan birini mi bekliyorsun? Arabayı yolun ortasında bıraktın çünkü. Ben mi? Evet. Çay içiyordum kahvede, arabamı nereden gördün? Gördüm. Sütçü. Aldık 5 kilo mayaladık. Arabanı çekti. Şefim, senin de ilk görüşte üzerindeki kıyafeti unutamadığın biri var mı? Var, anlatacağım ama önce sarımsağı sordun ki onu anlatayım. Bir ürünün gazını almaz, sadece asidini dengeler. Sarımsak da çünkü baskın bir baharat olduğu için diyeyim. Baharat da diyemeyiz de gerçekten bitki olduğu için. Ama bakliyatlarda evet ilk dediğimiz o kuruma olarak meydana çıktığı için şöyle bir durum var. Gazı alınmalı, kaynatılmalı, o kef dediğimiz o köpü, kara köpüğü almak zorundasınız. Gaz yapan şey odur zaten. Çünkü bekleye bekleye karbondioksitle aslında kuruyor. Öyle düşünün. Karbondioksitle kuruyan bir ürün var. Evet. Ve bunu tüketirken de, haşlarken de, yani yumuşatırken de o açığa çıkıyor. Bu da insan vücuduna gaz yapıyor. Bunun için de bunu alabilmenin en püf noktası kaynarken kefini almak. Tamam. Püf noktası. Dağıtıyoruz. Efendim Zumurcuğum. Spor ayakkabı, kot pantolon falan diyorsunuz da iş görüşmesine salopetle gelenler var. Gidilemez mi ya? Gidilmez tabii. Takım elbise mi giymem gerekiyor? Evet. Gündüz kuşağı program yapıyoruz. Gayet eğlenceli bir kişiliğim var ve bunu da onunla rahat ettiğim için öyle giyindim geldim. Sonra dediniz ama o salopeti bir günde yayında giysene Tahsin, sana çok yakışıyor. Şimdi mercimeği güzelce kavurdum. Suyunu da ekliyorum. Şunu altını azıcık açayım. Oh. Bu fokur 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 kaynayacak. Tuzunu, karabiberini ekliyorum. Kefini aldın mı şefim? Kaynamadı yani. Şimdi bu kısmı da sen yap diye düşünüyorum. Tereyağını buna koyacağım, salçayla kavuracağım. Baharatın yağını ekledikten sonra. Salçayla kavurduktan sonra bir miktar su ekleyecek miyim yoksa onun yağın orantısı yeterli mi? Genelde yeterli olacak. Tamam. Eklemeyeceğiz. İlk defa mutfağa giriyor Müge Hanım. Değil mi? Bana şey gibi teknik soracak diye düşünüyorum. Korkuyan bir öğretmen olunca bir sözlüğü değmiş bir hissi yaratıyor hemen bende. Müge Hanım, önünü açmanız lazım ki görebilelim. Çok zor işler. Hem yapacağım, hem göstereceğim, hem anlatacağım. Evet, tereyağını eritiyoruz. Anlatıyorum. Çok zor. Evet, sizden dinleyelim burayı. Biz bir yandan alternatif sunucu bakıyoruz da. Tamamdır. Evet, şimdi tereyağını eritiyoruz. Tereyağını yakmamamız lazım. İçin püf noktası bu. Püf nokta ne dedi? Tereyağını yakmamamız lazım. Değil mi? Sonra güzel bir şekilde erime sağlanınca ne yapacağız? Salçamızı ekleyeceğiz.
ekleyeceğiz. Tam bir televizyoncu. En azından Türkçesi düzgün. Teşekkür ederim. Sonra baharatlarımızı kademe kademe koyacağız. Yalnız sizin bir artınız var. Şöyle yapacağız. Önce Türkçe anlatacaksınız, ardından İngilizce. Ki altyazıyla uğraşmayalım. Tahsin'cim, bir bakar mısın? Lütfen, bir bakar mısın? Yeterli erime sağlandı. İngilizcesi ne? That's enough. Ya biz enough denedik... ben de biliyorum yeterli demek. Evet, çok yeterli. Yeterli midir? Gayet yeterlidir. Tamam. Bu salça kavurma işlemimiz çorbamızın üzeri için. Bunu yaptıktan sonra, yani çorbanızı yaptıktan sonra bunu eklemek eklememek size kalmış bir durum. Orijinal reçetesine var mı? Var. Baharatlarını ekstra ilave edilip arttırabilir ya da eksiltilebilir mi? Evet. İçinde tüketmediğiniz, sevmediğiniz bir şey varsa çıkartın. Ekstra sevdiğiniz bir baharat varsa ekleyin. Çorbaya yakışacağını düşündünüz. Ama orijinal reçetesi bu. Yapmak da size kalmış. Ve aidiyetten şimdi terbiye kısmı var. Limon suyumuz, yumurta sarımız ve sütle birlikte bir terbiye suyu yapacağız. Güzelce çorbamız kaynayınca böyle pıs 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 makineden çekeceğiz ve içerisine ekleyeceğiz. O arada iyisiniz. İyiyim. Oldu. Ve tamamladık. O zaman size böyle alalım. Ben de şu terbiye karıştırmak için senden küçük bir kap isteyeyim böyle. Tamam. Buyurun. Teşekkür ederim. Çırpma teli alabilirim. Tamamdır. Şimdi bunu şöyle karıştırdım. Bakın. Zumur gel. Ben geldim, sen yoksun şefim. Gel bak. Gördün mü kefini? Bakayım kefe. Alıyorum. Bunu böyle bir tarafa bir tarafa toplayıp şöyle. Gördün mü zumurcuğum? Ben şimdi bu mercimeğin kefini böyle aldığım için ne yapmış oldum? Gazını almış oldum. Şimdi mercimek gayet güzel bir uyku çekecek. Şimdi bu terbiyeyi de güzelce bir kabın içerisinde karıştıracağız. Neler koyuyorsun? Limon suyu, yumurta sarısı ve süt. Ekliyorum. Ölçüleri zaten zumurcuğum güzel sesiyle saydı. Şu an büyük bir ihtimalle alttan da malzemeler geçiyor. Çok kaliteliyiz. Çok. Her şeyimiz var. Sırf siz daha çok güzel yemekler yapabilin, evinizdeki malzemeleri değerlendirebilin yapıyoruz bunları. Güzelce bunu çırptım. Ne yapalım biliyor musun? Bu mercimek çorbası güzelce kaynasın. Kaynadıktan sonra bıs bıs edecek seviyeye gelsin. Ondan sonra biz terbiyeyi bağlamayı burada diğer tarifi yaparken. Tamam. Milföy'de buldum dolapta. Fırınımız da fanlıymış. Hazır bu fırsat kaçmaz deyip milföylü güzel bir kebap yapmayı düşünüyorum. Süper. Yapayım mı? Yap tabii ki. O zaman çorba kaynasın. Biz terbiyeyi de hazırladık güzelce. Temperleme sistemiyle geçen de anlatmıştım. Sakın lütfü lafımı bölüp temper ne diye anlatmaya başlama. Temperleme ile birlikte çorbayı güzelce birleştireceğiz. Kaynatacağız. Tercihen servis sırasında da kenarda yaptığımız salçalı baharatlı sosumuzla servis edeceğiz. Bize kalmış. O zaman ortalığı toplayıp malzemeleri getirip geliyoruz. Çorbamız kaynadı. Evet. Güzel de kokmaya başladı. Bir de malzemelerimizi hazırladık. Beyti kebabı yapıyoruz. Hem de bunu milföyden yapıyoruz. Hatta bir de fanlı fırını bulmuşken kabaracak şekilde milföyü kullanarak yapıyoruz. İspatlayacağım. Bu sefer ispatlayacağım. Şeyin nerede? Bıs bıstın. Bıs bıstımı çıkartıyorum. Çorbayı güzelce çekeceğiz. İnce kıvamlı hale getireceğiz. Ardından terbiyesiyle bağlayacağız. Ben servis ederken koyacağım yanına yaptığım salçalı sosu. O yüzden şimdi koymayacağım, ilave etmeyeceğim. Bilginiz olsun. Evet. Teşekkür ederim. Ederim. Asla eline hiçbir şey sürmüyor Müge Hanım. Her şeyi sana yaptırıyor. Canı sağ olsun. İzlemeyi seviyorum. Ne güzel. Tahsin Şef pürüzsüz olması için çeşmi niger çorbasını blenderla iyice karıştırıyor. Pürüzsüz kıvam haline geldi. Bir kepçe rica edeceğim senden. Şunu bazen burada prizdeyken şurayı temizlemeye falan çalışıyorsunuz. Hayatınızın hatası, yapmayın. Bundan çıkartın bunu. Sonra elektrikle bağlantısı kesildikten sonra elektrikli cihazların özellikle bıçaklı kısmına dokunun. Bir yengem yaptı geçen bir zamanda. 3-4 ay yani eli de olduğu için sürekli yemek ediyorsunuz vesaire. Yani orada intihap vesaire oluyor, yapmayın. Canınızı düşünün. Bu püf noktası değil. Spot. Önemli. Spot mu? Doğru mu denir? Tamam, spot. Ne gibi? Şimdi bakın çorbamızın kıvamı gayet güzel oldu. Biraz böyle sıvı gelebilir düşünce olarak ama baktığınızda terbiyesi var. Şimdi çeşmi niger çorbamızın
terbiyesini nasıl veriyorduk Zumur? Hatırlatmak ister misin? Hayır. Sormadığında söylüyorsun, şimdi söylemeyecek misin? Temperliğe temperliğe. Temperlemek neydi? İçerisine girecek olan yumurtalı, sütlü, yoğurtlu, yani ısıl işlemle birebir karşı karşıya geldiğinde kesilme riski olan ürünleri bir araya böyle dengesini, ısısını yavaşlayarak yükseltip orta ısıda birleştirip kaynamasına yardımcı olabilmekti. Bunu şimdi hemen şurada hızlıca yapıyorum. Böyle biraz alıp çırpıyorum. Mesela yoğurdu temperlemeden koyarsanız kesilir. Şunun altını bir tık açıyorum. Ardından ısısı yükselen sütlü harcımı şöyle karıştırarak içine koyuyorum. Kaynayınca tekrar altını kapatacağım. Yeterince kaynadı zaten. Şu kıvamdayken çocuklarınıza yedirebileceğiniz muhteşem, besin değeri yüksek, terbiyeli bir mercimek çorbası, yani çeşmi niger. Bir de üstüne sosla servis edip de kendi damak zevkisine göre tadını yükseltebileceğiniz de şahane bir çorba tarifi verdik. Şimdi biraz kaynasın, ben onu arada kapatırım. Şimdi gelelim bu tarifimize. Beyti kebabını yufka açma üşendiniz. Hazır yufka lavaş evinizde yok. Ya ben bunu yapacağım ama hamurla da aram iyi değil diye düşünüyorsunuz. Tam bu noktada hayatınızı kurtaracak şey milföy hamuru. Milföyü alıyorsunuz, incecik açıyorsunuz, derken kesiyorsunuz, arasına köftenizi koyuyorsunuz, rulo halinde güzelce fırın kabınıza dizip çıtır çıtır ona kadar pişiriyorsunuz. Üstüne sosunu, yoğurdunu, sosunu pratik yemek. Mis. Hayat kurtarır. Bak yapımı 10 dakika. Maksimum 10 dakika. O hamurla arası iyi olmayan benim bu arada. Mesela. Yapabilirim. Yok, ben yoğurmak istemiyorum. Elimin aralarına yapışıyor. Tercih ettiğiniz bir şey değil. Dolapta tutuyoruz milföyümüzü bu arada. Nedenini zaten söylemiştik. Milföyünüzü soğuk tüketin, içindeki yağ erimesin. Evet. Erirse istediğimiz kabarmayı elde edemeyiz demiştik. Şimdi bunu da elimize aldık. Bu arada ben de malzemeleri sayayım istersen. Aa, doğru. Sen güzelce milföylü beyti kebabımız için malzemeleri say. Ben de şu ekmekleri doğrayıp şöyle makineye atıp bızıtlatacağım. Ondan var mı size? Makinemiz bozuk. Daha o zaman malzemeleri say. Makine de bozukmuş. Püf noktasıyla geri dönelim. Tamam şefim. Milföylü beyti kebabı için gerekli malzemeler. 5-6 adet milföy hamuru, 250 gram orta yağlı kıyma, 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, yarım çay kaşığı yeni baharat, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet yumurta, 2 dilim bayat ekmek için. Üzeri için çeyrek demet maydanoz, 1 kase sarımsaklı yoğurt, sosu için 1 adet domates, yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biber, 1 çay bardağı su, 1 çay kaşığı tuz. Bu ekmeklerimizi güzelce doğradık. Çok güzel bir püf noktası vereceğim. Veriyorum. Onları önce güzelce ıslatıyoruz. Ardından elimizin içinde sıkıp suyunu alıyoruz ve köftenin içine koyuyoruz. Makinesi olmayanlar için. Senden mi çaldın? Doğru mu değil mi? Moralim bozuldu. Benim bilgilerimi bana satıyor. Böyle olamaz ama. Şimdi Müge Hanım, bizim bir tane grubumuz var. Evet. Tahsin Şef o grupta bize bazı püf noktalarını veriyor. Ben de sabahlara kadar çalışıyorum, hepsini ezberliyorum. Sonra yeri geldikçe Tahsin Şef'ten önce söylüyorum. Bu da güzel. İtiraf etmesini şu an gözlerim yaşar. Şöyle ekmeklerimiz güzelce yumuşasın. Senden de duyalım püf noktasını bir daha. Püf noktası. Ekmeğiniz kuru, bayat ve değerlendirmek istiyorsunuz. Bunu inceltecek, yani bir şekilde şu an galeta unu elde edebildiğimiz marketlerde var ya hazır hali. Onu da elde edemediniz. Evet. O zaman ne yapacağınız? Makinem yok, ekmeğimi kullanmam lazım. Hemen şöyle bir ıslatıyorsunuz. Suyunu sıkıyorsunuz. Köftenin içine koyuyorsunuz. Tekrar su çekmesine sebep oluyorsunuz. Bu da incecik incecik parça parça etmenize gerek. Yani sebep oluyor ekmeği. Böylelikle de püf noktasını vermiş oluyoruz. Bu sırada çorbam da kaynadı. Hemen şöyle onu da bir kontrol edip altını kapatayım. Servis zamanı ne yapacağız? Isıtacağız. Evet. Güzelce salça sosumuzu yapacağız. Hani yaptığımız koyacağız. Ama öncesinde güzel bebişler için ayıracağız. Oo, süper. Değil mi? Ya benim İsmi elim... Ne? Edis ismi. Edis. Edis. Patlatsın bir şarkı. Kızınızın ismi ne? Alya. Kızın adı da. Alya. Ne demek? Anlamları ne? Alya yer, gök ve sema anlamında. Edis de ulu, yüce anlamında kullanılıyor. Ben böyle Edis ismini çok seviyorum. Yani eski isim de aynı zamanda. S ile değil bu arada, Z ile. Evet. İlk defa duydum. Yeni nesil değil. Hani bu Edison gibi düşün. Edison. Oradan esinlendik.
Süper. Evet. Vallahi süper. Benim ismimin anlamı da Karadeniz'de bir yemek. Öyle mi? Benim ismimin anlamı da çiçek. Müge çiçeği diye bir çiçekmiş. Aa! O kadar. Sıradan. Gördünüz mü hiç? Hayır, görmedim. Yani internet üzerinde gördüm tabii ki de kendimde görmedim. Aa! Ya. Eski bir arkadaşım. Yalan yok, şu an görüşmüyorum ama. İsmi Müge'ydi. Müge çiçeğini bulup da hediye edemediği için Müge çiçeği kokulu parfüm hediye almıştı. Aa. Doğum gününde. Buradan güzel. Da artık eşinize... Duyurulur. Taktik verildi. Çok da güzel bir hareketti. Benim elim çok mu boş kaldı? Ben hep böyle bir bakıyorum yani... Ama konsept bir şey mi yapsam acaba? Böyle minik minik bir şeyler mi bana göreyim mi versen? Şu domatesi böyle mesela küçük rendeleyebilirsin. Tamam. Orada yine bir üstüne koymak için domatesli hızlı böyle salçalı bir sos yapacağız böyle pratik. Hı hı. Şu arada ben ekmeğimi böyle pincik pincik ettim. Gördünüz. Kıymamı içerisine koyuyorum. Hatta ondan önce soğanı rendeleyin bana, suyunu sıkın. Daha güzel olur. Tamam. Buyurun. İsterseniz rendeye sirke sürün. Bir şey soracağım. Evet. Zumurcuğum, onu bırak da. Çocuklarla yetiştirilirken bir ebeveyn olarak böyle zorlandığınız an hatırlıyor musun? Yani şu gece yani gerçekten dedim ki hani anne baba olmak ne kadar zormuş diye hissettiğiniz bir gün var mı? Yani bunu genelde hastalık dönemlerinde çok yaşıyorum. Çünkü büyük bir endişe yaşıyorsunuz. Yani en ufak bir gribel enfeksiyon yaşadığında dahi ne olacak? İşte ateş sonrası bir sıkıntı yaşar mı? Süreç nasıl ilerler? Bunu bilmediğimiz için orada böyle bir endişe, kaygı yaşıyorum ki ben çok panik atak bir insanım. Yani böyle sakin kalamıyorum. Ay kötü. Yani bir yerde çocuk bağırsa ben orada böyle ne oldu falan diye gidiyorum yani koşan tiplenim. İyi değil, bu hiç iyi değil. Düşe kalka büyüyecek çocuklar. O kadar da sıkmaya gerek yok. Evet. Ümitli olmayın. Ama işte bu tamamen yapı meselesi ve karakter meselesi. Yani ben de bunu aşmak istiyorum. Ama olmuyor. Kaç kardeşsiniz siz? Biz iki kardeşiz. Bir erkek kardeşim var. Aa, dayıları var. Evet. Dayısı var yani. Dayıları olmuş olmuyor da. Bir dayısı. Hı hı. Nasıl araları? Araları güzel. Çok seviyor kardeşim onları. Burada bıçak yakınlar mı? Yakınlar. Şöyle. Zaten annemler çok yakın mesafede oturuyor. Ne kadar sürüyor mu buradan mesela? Bir 15-20 dakika kadar. Aa, süper. Haftada bir falan görüşüyoruz. Dayıları da onunla ilgileniyor onlarla. Haftalık yemeği de annenize yaptırıyorsunuzdur. Yok. Hazır. Yok. Öyle deme, dolapta hazır bir şey gördüm. Ne gördün? Neydi annem yaptı demiştin. Unuttum bak. Turşu. Turşu o. Aa, onda turşu. Bir şey yok. Doğru. Benim annem de yapıyor. Ben de şefim. Evde konserveler var. Ya benim dediğim gibi işte ben iki gün mutfağa giriyorsam 4 gün eşim giriyor. Çok seviyor. Ben de diyorum ki yapsın yani. Kendi alanı, mutlu, iyi de yemek evet. Yapıyorsa neden yapılmasın? İyi yapıyor. Benden iyi yapıyor. Şimdi niye yani yalan söyleyeyim burada? Eşi ütüye de yardım ediyormuş. Evet. Onu da mı iyi yaptığı için? Onu da ama işte şu an için. Yetiştiremiyorum çocuktan dolayı. Artık bu kalanları geçtik. Yani gerçekten eşlerin yani herkes çalışıyor çünkü evin içerisinde, kadın da erkek de. Bu evet. Sebeple ne yapacak? Ortak yaşam alanı, ütünü de yapacaksın, bulaşık da yıkacaksın. Ki makine var, bir suyunu tutup da makinenin içine de koyamıyorsan zaten. Kimse de evde yaşıyorum demesin. Gözüm yaşardı. Sirke sürmedim çünkü. Ondan mı zumur? Ondan mı tatsın? Ben zumur, sen alttan bizim insanlarımıza para veriyor olabilir misin? Senle iyi geçinmeleri için. Ama bakar mısın, gerçekten yaşardı. Çünkü soğanı ilk defa tuttunuz, geldim geleli. Nasıl yani? Önceki yemekte sirke sürünce hiç yaşarmamıştı gözleriniz. Evet. Hayır, benim yaşardı gözüm, onun yaşarmamıştı. Çünkü soğanı ellememişti. Şimdi onun gözü yaşardı, benim gözüm yaşarmadı. Çünkü ben soğanı ellemedim. Çünkü soğanı gözüne soktun sen. Ay. Külliyem yalan. Soktun. Hayır. Ben baktım gördüm. Ben her tarafı eşit doğranmış mı diye baktım bir şef olarak. Tamam, haklısın. İnanmadık. Sırf benim dediğimi yaptırmamak için kadıncağızın gözleri yaşardı. Gözlerimi yaşarttın. Gözünüz böyle yaşarsın istemiyorsanız. Yani soğanlarınızı öyle filizlenmeden önce alıyorsunuz, soyuyorsunuz güzelce. Sonra difilize atıyorsunuz. Çıkarttığınız zaman acılığını almış ve bu şekilde gözünüzü yaşartmayacak hale geliyor. Tek püf denemediğim o kaldı. Cam mı açmadık, ceyranda mı kalmadık, belimiz mi tutulmadı soğan doğuracağız da gözümüz yaşarmayacak diye. Bu dertlere son artık. Bunu kesin çözüm olarak paylaşıyorum. Yazın püf noktası. Soğanı soyun, difrize atın, çıkartın, doğrayın ya da rendeleyin. Gözünüz yaşarmayacak. Deneyeceğiz bunu bir evde. Bunu deneyeceğim. Sabah eve gittiğim gibi difrize atacağım soğanı. O konuyu soğana getirdin. Yine o balkondaki saksıyı mı getireceksin? Senin verdiğin fikirler program için çok faydalı ve güzel. Benim yaptığım hal ve hareketlerin hepsi sıkıntılı.
Ama ne tesadüftür ki ben kamera önündeyim, sen kamera arkasındasın. Ben kamera önünü tercih etmiyorum. Çünkü prensiplerim var. Senden önce bu iş bana geldi. Sonra? Ben istemedim. Yüzünde ışık görmediler. Gördüler, gördüler. O da yansıma falan büyük ihtimalle. Gördüler. Ters ışık. Doğru, açı farklı. Arada sana da destek oluyorum. Arada değil, denge yok ama biz çocuk değiliz, çocuğun değiliz. Birimizi daha fazla sevebilirsin. Bak, bir mi? Çocuklarımı aynı seviyorum. Bir mi? Bir elin parmaklarının hepsi bir mi değil? Bir değil. Ben mesela en büyük ve en kaliteli olanım. Sen bu. En geride kalan. Zumur. Aynı sevgiyi görmüşler mi bize? Ben kıskanıyorum. Öyle mi? Tabii yemek yapıyorum evinde o kadar. Teşekkür ederim. O zaman kimi daha çok sevdiğini söylesin de bilelim. Onu söyleyemem. Söyle. Söyleyemem, ne yok. Söyle. Ya tabii ki de Tahsin'i seveceğim yani. Uzun zamandır zaten takip ediyorum. Enerjisini böyle bana bir neşe veriyor ekrandan. Evime de çağırdığıma göre Tahsin'i daha çok seviyorum. Teşekkür ederim. Yeni projelerde geliriz ama beni seçersiniz. Ne gibi projeler mesela? Bana böyle azıcık benden zarar göstermek istediklerini direkt program teklif ediyorlar. Böyle şey mi, hani yine sunuculuk gibi, Tahsin gibi falansa sizi seviyorum. Ne oldu Tahsin Şef? Dönüyorum önüme, yemeğimi yapacağım. Ben dün Kocaeli'ne gittim. Annemlere sürpriz yapacağım diye. Tesadüfen onlar da çay içiyorlardı kapıda. Hı hı. Ondan sonra babam nereden geldi aklıma ama hala gülüyorum aklıma geldi, sinirleniyor muyum? Dişlerini yaptırıyoruz. Ünlü olduktan sonra oğlundan istedi, sağ olsun. Öyle olur. Hep klasiktir ya bu. Hı hı. Ondan sonra dişlerini yaptırıyoruz. Ve ciddi anlamda da dişleri olmadığı için çekirdekleri bütün gün adam elleri ayıkladı bana yedirdi. Bak ben 25 yaşındayım ve bir anne baba görüyorsunuz. Bir evladına verdiği değeri nasıl yansıtabiliyor? Buradan babama teşekkür etmek istiyorum. Kendimi çok mutlu ve huzurlu hissettim. Vallahi yani bu konuyla bir alakası yok dedi. Bir anda girdim ama duygusallaşacağım galiba şu an. Soğana da ağladığıma göre araya bir muhabbet sıkıştırmalıyım. Yani bu yüzden babamdan teşekkür ederim. Hatta genel anne babalara sesleniyorum. Bazen bazı şeyleri hep evlatlardan bekliyoruz. Ama bu saygı ve sevgi karşılıklı olan bir şeydir. Siz de bir ebeveynsiniz. Bir çocuktan karşılıklı sevgi görebilmeniz için bence öncelikle o sevgiyi ailen içinde gösterebilmeniz gerekiyor. Bu eşinize olan sevgi, çocuğunuzun yarın öbür gün eşine olan sevgisini destekler bence. Ağlamayın arkadaşlar. Güzel bir şey konuşuyorum evet ama ağlamayın. Yani yansımadır bence aslında. Yani ne görürsek onu yaparız, hı-hı, algısıyla devam ettiğimiz için bu hayatta, hı-hı, bence çok büyük destekleyen bir şey. O yüzden anneme babama beni öyle güzel ve sevimli, sevgi dolu bir evde yetiştirdikleri için de teşekkür ederim. Sevgi dolu olur. Güzel bir konuşma oldu. Değil mi? Umarım çocuklarınız da bir gün büyür, bir şekilde kameranın arkası neyse artık yaptıkları işte, eğer birilerine sebep ne, niye bu kadar mutlusuz dediğinde annesini babasını hedef gösterir. İnşallah. Dua ediyorum da buradan. Hı hı, İnşallah. Şefim ne gerek vardı böyle bir konuşmaya? Duygulandım. Niye? Eğleniyoruz şurada. Eğlenerek iş yapıyoruz. Her soğan doğradığında illa duygulanacak yer arıyorsun. Ya bir, ama kanımızda yok mu böyle drama? Bir köşemizde var yani böyle. Az mı üzüldük o eski Türk dizilerinde? Ağladık. Gerek var mıydı Müge Hanım gerçekten? Çok spontan oldu. Bence dün de ailesini gördüğü için duygulanmış. Ben bir art niyet sezmiyorum bunda. Soğanla bağdaştırmıyorum yani. Şunla bağdaştırayım, ikizler burcuyum. Bunu her böyle bir geçişte anlatacağım yani. Hani gerçekten öyleyim ama evde de mesela çocuklarla oturuyoruz. Ciddi anlamda hiçbir şey yok ve ben cam böyle ayıptı söylemesi evin böyle yüksek bir katta ve böyle bütün şehri yukarıdan görebiliyorum falan. Bu detaydan sonra bir gün koltukta oturdum böyle etrafı izliyorum ve daldım gittim ve o an bir mutsuzum. Ama nasıl mutsuzum biliyor musunuz Umur? Yani hani bir şey yok hayat, hani bir sıkıntı yok. Allah'a şükür sağlık iyi, para iyi, her şey iyi. Niye mutsuzsun? Sefalar falan oturuyor evde, döndü böyle yaptı hani. Ne bu halin demeye kalmadı. Mum yaktım, depresif müzik açtım. O ara aklıma ortaokulda oynadığımız çaylık çıra geldi ve mumları aldık evde biz. Dört arkadaş çayda çıra oynadık. Ama bu kötü bir şey değil. Tahsin Şef, Allah senin evleneceğin insana sabır versin. Amin. Bu konuda evet, ben gerçekten çok iyi bir arkadaş olduğuma inanıyorum ama iyi bir sevgili değilim galiba. Değilsin bence de. O nereden biliyorsun bunu? Pırlanta yüzük verdiğin bir kız seni terk ediyorsa gerçekten iyi bir sevgili değilsin demektir. Niye, benim yanımda pırlanta için mi duruyordu zamanında da? Hayır, evlilik arifesine getirmişsin anlamına geliyor o pırlanta. Tamam ama yani olmayınca olmuyor demek. Peki evleneceğin kızdaki kriterler ne oldu şefim? Anneme benzesin çünkü... Yani şimdi o sevgi, annemle babam arasındaki sevgiyi böyle
evde birebir onlardan hakim olduğum için, gördüğüm için çok güzel bir iletişim var. Hani tabii ki de bu fiziksel anlamda işte sarı saçlı olsun, mavi gözlü olsun kafasında değilim de hani iletişim olarak, samimiyet olarak, yetiştirme tarzı olarak ne bileyim ona benzesin istiyorum. Anladım. Adresi ver istersen. showtv.com.tr adresi. Şey ama biz yemek yapalım diye değil. Görücüye gidiyoruz değil mi? Olur mu acaba abi? Düşünsene bir gün bir eve gidiyoruz ve bana aşkı ilan ediyor biri. Ben şok, bir anda annem babam lokumla giriyor içeri ve biz tanışma hikayesiyle birlikte oradan bir hafta sonra da söz. Süper olur. Hemen seni verip çıkarız mutfaktan. Canınıza minnet de. Şimdi. Tepsi. Evet, ben de dün bir yerde tıkandım, ben bir şey yapmam lazım diyordum. Bir de ona yağlı kağıt. Tabii. Fırının fanını da açalım. Tamamdır. Şimdi açayım mı Tahsin? 200 derece alt üst fanlı. Kontrollü. Son 10 dakikası kontrollü pişecek. Ezberlemiş ama değil mi? Bir de Müge Hanım, yağlı kağıdı sererken önce elinizde buruşturun efendim. Sonra güzelce tepsiye serin. Böyle mi yapayım gerçekten? Hayır yapma. İnanasım gelmedi. Öbür programlarda bazen ben şeylere böyle oturmayan kalıplara şey yapabiliyoruz ama bu rulonu tersine çevirip evet. Yeni püf noktası. Şöyle yaptığınızda ya da bunu artık fizik bilmekle alakalı bir durumda diyebiliriz. Şöyle serince yine katlanmaz. Anlamam. 10 bölüm önce aldım ben o püf noktasını. Her yerde kullanırım. Milföyümüz uzun uzadıya bir milföy ya. Bakın. Bunu böyle dikine bir kestim. Ardından da tam ortasında zaten eklem yeri var. Oradan da bir bıçak vuruyorum. Çok milföyünüzü eritmeden yapmanız gerekiyor bu kısmı ki. Ama bir noktada da böyle kas katı buz olamaz. Çünkü rulo haline getireceğiz. Şöyle aldık. Koyduk buraya. Köftemizden aldık. Şöyle rulo şeklinde. Sonra bunu şöyle kapattık. Şu kısımda da şöyle bıçağın tersiyle şöyle biraz içeri bastırdık ki buradan açılmasın. Böyle yaptınız. Bunlardan aynı böyle fırın tepsisinin içine koyup böyle 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 sıra 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 kızarana kadar pişireceğiz. Ve normalde böyle şişe takılıp beyti kebabı peş peşe yapılır ya. Bu aralar böyle birbirine yapıştığı için pişmez. Bunda onu istemiyorum. Milföy yapıyorum çünkü. Her tarafı eşit kabartıda ayrı ayrı koyacağım. Servis ederken birleştireceğim. Böyle her tarafı çıtır bir şekilde olacak. Daha da güzel olacak. Şuralarını cimcikleyin böyle. Ha, cimciklemek de çocukken ne kullanırdık? Et cımırma mı denir? Ne denir ona? Cimciklemek denir. Mıncırma, cimciklemek. Cimcikleme. Yapayım mı daha gerisinde? Ben yapayım mı? Hoşuma gitti. Bir tık daha köfte koymamız gerekecek. Ben biraz böyle bütün milföyleri keseyim. Sen de o sırada köfte oranını biraz arttır içinden. Bak her zaman yemek yapmıyorum ya, hoşuma gitti şimdi. Değil mi? Onu kesmesek de komple koysak, içini sarsak, sonra rulo yapıp tek seferde kessek olmaz mı? Olmaz. Çünkü bir hamuru keserken yukarıdan aşağı yine fizikle alakalı bir şey, baskı uyguladığın için hamur birbirine yapışır. Yapıştığı için o istediğimiz rulo ve estetik görüntüyü alamayız. E burada da şık. Malum altın gününde sofraları çıtlatacak böyle canlandıracak bir şey yapıyoruz ya da akşam sofrasında eşimize lezzetli bir yemek servis etmek istiyoruz. E zaten gidip de yufkayla hamurla uğraşmamışız. En pratiğini yapıyoruz. Onu da güzel yapalım diye. Hepsini yapıp güzelce şekillendiriyoruz. Sonradan domates sosumuzu hızlıca tavanın üstünde yapacağız. Maydanoz en son servis için üzerine kıyacağız. Bu evde illa yoksa diye dereotu da kullanabilirsiniz. Taze soğan da koyabilirsiniz. Yoğurdumuzu da sarımsaklı hemen 2 dakikada burada burayı hazırlarken yaptım. Çünkü ekstra sarımsaklı yoğurt vesaire her seferinde sarımsak rendeli göstermek istemedim. Ve onu hazırlarken yaptım. Bunları hızlıca yapıp geri geliyoruz. Müge Hanım içine kıyma harcı koyup rulo yaptığı milföy hamurunu tek tek tepsiye dizerken Tahsin Şef de milföylü beyti kebabının domates sosunu hazırlıyor. Bu sırada güzelce hamurlarımızı birleştirdik. Ben de maydanozlarımı ince ince kıyıyorum. Üzerine servis edeceğim çünkü domates sosumu birleştirdim. Yani böyle salçalı domates hızlı bir pratik bir sos yaptım üzerine servis etmek için. Tuzunu ve baharatlarını koydum. Sıralama domates, salça güzelce kavurup hiç yağ koymadan. Ardından su ilavesi, baharatlar gibi düşünün. Sonrasında biz de bunları hazırladık. Beyti kebabımız için. Güzelce dik dik servis ettik. Şimdi fırına atıyorum. 200 derecede fanlı fırında
pişiriyorum. Kaç dakika pişecek? 15 dakika kesin, 10 dakikası kontrollü. Şöyle bir alt atmam gerekiyor. Evet. Bu arada domates sosum da gayet güzel oldu. Bakın kıvamı. Hop, mis. Bunun da altını kapatıyorum. Geldik buraya. Maydanozu kıydık. Yoğurt zaten sarımsaklı. Ardından güzelce ne yaptık? Beyti kebaplarımızı fırınladık. Domates sosumuzu yaptık. Ev buram buram kokuyor. Bir de şu piştikten sonra şahane olacak. Tatlı tarifi vereceğim. Bugünkü tatlı tarifim orijinal reçetesi değil. Muadili reçetesi çünkü... Neden muadili? Evde nasıl yaparım? Hı hı. Ya ben bu tatlıyı yaptığım süre zarfında doğru mu yapıyorum? Birebir aynısını nasıl evde yakalayabilirim? Hazır aldığıma hiç benzemiyor dediğiniz, biliyorum çünkü kulağıma geliyor dediğiniz, bir tatlı yapıyoruz, şambali yapıyoruz. Hazırlarını aratmayacak, bildiğimiz evde yapılır şekliyle şambali yapıyoruz. O zaman buraları bir toplayalım, tatlıda buluşalım. Rol çalma. Rol çalma elimi yıkıyorum. Beyti kebabımızı fırına attık. Yanına koyacağımız domates sosunu, yoğurdunu, maydanozunu ayarladık. Şimdi dedik ki bir tatlı yapalım. Şambali biliyorsunuz ki ben böyle 90 çocukluğuna bir son demde yetişmiş biri olarak bakkallarda satıldığını gördüm. Şambali tatlısı bir tatlı ki. Orijinalinde yapıldıktan sonra hamur halinde bir gece bekletilen, irmiğin şişmesiyle hiçbir şekilde un olmayan, özellikle yumurta katiyen içine girmeyen, gayet gevrek, içi dolgun, önceden şişmesiyle birlikte kızarmasıyla muhteşem bir tatlı. Raf ömrü en uzun tatlı. Bugün yapıp 15 gün boyunca doğru saklandığında ve şekerlenme süreci olmadığında ki bu şerbetin kaliteli olmasıyla alakalı bir durum. 15 gün boyunca hiçbir sıkıntısız saklayabilirsiniz. Bayatlamayı bırakın. Yok öyle bir şey yok yani hani öyle. Peki saklama koşulu nasıl? Bir de onu söyle. Artı 4'ün altına düşmeyecek. Yani 2-1 derecelere kadar gitmeyecek. Şekerlenmeyi destekler, kristalize hale getirir bu şekeri. Bir de 8'in üstüne çıkmayacak. Orada da sıcaklandığı için yumuşama ve maalesef tek bir problemimiz var, nem. Yüzünden de sıkıntı görebilir. O yüzden doğru, kuru, güneş görmeyen bir yerde, bir zindanda yani. 15 gün çok rahat saklanabilir. Gerek yok. Yapın, çok güzel olacağı için zaten ertesi güne biter diye düşünüyorum. Kesinlikle biter. Tatlıyla aran iyiydi. Tatlıyla aran iyi, tatlı yapmayı seviyorum. Şambali yaptın mı? Şambali hiç yapmadım. Genelde sütlü tatlıları yapmayı daha çok seviyorum. İşte şimdi bu muhteşem tarif için Zumurum'un da eşsiz ve olgun 90'ları 80'leri yakından görmüş ses tonuyla bir şunları saymasını rica edeceğim sizden. Şambali tatlısı için gerekli malzemeler: 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı un, 2,5 su bardağı irmik, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilin, 1 çay kaşığı tepeleme karbonat, 1 çay bardağı kavrulmuş tuzsuz fıstık. Şerbeti için 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su, 1 dilim limon. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bir tencereye de sen şerbet malzemelerini koy, kaynayınca tamam. Çeyrek limonumuzu içine at, dilim limonumuzu yani. Mükemmelsin ya. Tencerelerin çok güzelmiş bu arada. Teşekkür ederim. Fazla var mı? Sana verebilirim, hiç sıkıntı yok. Ne naziksin, ne naziksin. Şekerli suyu koyacaksın, orta ateşte kaynayacak. Güzelce kıvam alacak ama kekli bir tatlı, yani kekvari bir tatlı yapmasını istediğimiz için ve içine çekeceği için muhakkak ki muhakkak hamurlu yani kurabiyemsi şerbetlemelerden bir tık daha cıvık olması gerekir şerbetinizin. Yani bu da o şerbeti 25-30 dakika kaynatıyorsanız bunu 10-15 dakika kaynatmanız gerekiyor. Fokurdadıktan sonra 10-15. Şekerleri çatalla eziyor Müge Hanım. Kristallenmiş evdeki şekerler. Normalde ben şerbeti kaynatmam. Yani şöyle karıştırmam. Karıştırmadan kaynatmaya koyarım. O zaman eriyerek karışır. Tamamen koy. O yumuşar zaten mutlaka. Orta ve kısık ateş ayarında. Hiç eritmeyeyim yani. Yok, hiç uğraşmanıza gerek yok. Unutmayın, kaynadıktan sonra da limon ekleyeceksiniz. Şimdi geldik şambali yapmaya. Çok basit. Bak şimdi ne yapacağım. Yoğurdu koydum. Yağını koyacağım. Böyle bardakta biraz kalıyor ya bu. Ne oluyor falan diye. O sırada fırın kabının üstüne böyle ters çevirin. Aksın gitsin. Şimdi bunu çıtmanı isteyeceğim senden. Tamam. Hatta şekerle birlikte. Ununu ekliyorum. Evet. İrmiğini böyle göstererek dökeyim. Bunu kaşıkla mı yapsaydım acaba? Hayır. Bunu da böyle. Eşit. Gördüğünüz gibi katı bir hamur oldu. Eğer un koymasaydınız buna
daha sıvı bir halde olacaktı. Sebebi de şu, irmik durdukça nemden faydalanıp yükseldiği için aynı bulgur gibi cins olarak. Ne oluyor? Yükseliyordu ve kas katı bir hale geliyordu. Bir gece bekletilip dilimlenip öyle normalde atılır. Biz bunu bir gece bekletmeden hızlı yapabilmek adına böyle yaptık. Ununu bol koyarsan revani olur zaten. Hayır, içine yumurta girerse revani olur, bilgin olsun. Revani bir kekli şerbetli üründür. Buna kek diyemeyiz çünkü bunu karbonatla yapıyoruz. Tek fark yumurta mı yani? Şamboli ve revani birbirinden ayıran. Şamboli ve revani birbirinden ayıran bir un, iki yumurtadır. Ama en önemli faktör yumurtadır. Bir de onda irmik un eşit oranda girer. Biz bunda çok yani unu tutsun diye koyduk diyeyim. İyi mi bu? Bence kıvamı gayet güzel. Bir spatula var mı? Şunları da evet, ekleyeceğim var. En son. Hamur haline geldi. Güzel. Bir spatula rica edeceğim senden. Tabii. Böyle hiç evlendikten sonra böyle gümbür gümbür bir sofra hazırlayıp şöyle kolu komşu çağırdığınız oldu mu? Ben düğünün ertesi günü akrabalara kahvaltı hazırladım. Üç masa böyle. Bildiğin üç gün geline süpürge tutturmazlar. Yani şöyle, onlar hep Antalya'dan geldi. Kalacak yer sıkıntısı falan vardı. Onun için tabii ki evimizde ağırladık. Düğün nasıl oldu? Düğün de defalarca ertelendi. Sonunda neyse bir şekilde yapabildik. Çok az bir kişiyle. Ama yani kendimize eğlendik. Tadında tuzunda güzel bir düğündü. Pandemi mağduruyum işte ben de. İnsanlara bahane oldu bu şekilde. Gelmemek, takmamak. Şey soracağım, pandemi, 8 yaşında kızınız var. Evet. Geç düğün yaptınız. Şöyle hayır, ikinci evliliğim. 10 yaşında mıydı kızınız? Kızım 8 yaşında ilk tamam. Evliliğimden, oğlum da ikinci evliliğimden. Tamam, şimdi öyle oldu. Şimdi bir an diyorum ki 10 sene önce ben mi yetişemedim acaba pandemi oldu da ben mi görmedim falan diye düşündüm de. Soru olabilir, şey mutlusunuz, huzurlusunuz. Çok şükür, çok. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Hatta sizin de ağzınızın tadı bozulmasın diyerekten çok güzel bir şamboli tarif veriyoruz. Şöyle yaymadan, yani hani elimle ittirmeden eşit bir şekilde yağla, altındaki koyduğumuz yağla birlikte böyle kenarlara doğru bunu döndüre döndüre yapacağım. Şimdi bu tatlıyı bakın gayet yayıldı. Hafif irmikle oturdu ya, bu noktada fıstıklarımı üzerine bolcana koyuyorum. Normalde dilimlerin ortasına birer tane konur. Hı hı. Ama bolca fıstığım var. Hepsini kullanmak istiyorum. Tuzsuz fıstık kullandık. Mantıken tuzsuz olması gerekiyor tatlıya koyduğunuz için. Ama dilerseniz de şey yapabilirsiniz. Tuzlu fındık da kullanabilirsiniz. Zorlamayın ama kullanabilirsiniz. Bu oldu. Bıçak vereyim mi? Evet, sizden bir küçük bıçak istiyorum. Siyah bıçak takımında zumur yazan bir bıçak var. Onu verin isterseniz Tahsin Şef'e, onu kullansın. Bak sökmedim onun şey adını. Sana verdiğim değeri gördü ya, adını sökmedim buradan. Yapabilirdim. Benim adım senin kalbinde zaten şefim. Ya doğru. Bıçağı yazdım mı da böyle etiketin üstüne yalandan yazılıyor işte. Benimki ise kazınmış halde. Ardından buna bıçak izi yapacağım. Ama bu noktada bir de peçete rica edeceğim senden. Tabii. Püf noktasıdır. Çünkü bunu böyle çekerseniz sizle birlikte irmikler de gelir. Böyle silip silip üstten alta iz vere vere gitmeniz gerekiyor. O aralarda ayrılmasına ve şerbet yaparken tekrar zaten fırından çıkınca üzerinden geçip öyle şerbetleyeceğiz. Hı hı. Ama böyle çekerken bir sonrakine geçtiğimizde özellikle... Şöyle fırınımıza atıyoruz. Kare haline yaptık. İster şerit haline yapabilirsiniz, ister yani büyük parçalar halinde yapabilir. Ortasına dondurma koyup tabağın ortasına servis edebilirsiniz. Artık size kalmış bir durum. Güzelce nar gibi kızarana kadar 200 derecede 17 ile 20 dakika arasında kontrollü pişireceksiniz. Buyurun atabilirsiniz. Biz de şerbetimiz kaynadı. Bunu da bir soğutalım. Bu da bu arada pişsin. Şerbetlemeyi zaten gözünüzün önünde burada sunum masamızda yaparız. Aynı zamanda da şöyle beyti kebabımızı sunalım. Çorbamızı bir tabağa alalım, üzerine salçalı sosumuzu koyalım ki öncesinde ayıracağız. Neden? Çünkü evde bebek var. Teşekkürler. Ne demek? O zaman buraları toplayıp sunum masasını hazırlayıp geri geliyoruz. İşte Tahsin Şef'in Müge Hanım ve ailesi için hazırladığı birbirinden lezzetli yemekler. Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen tadıyla damaklarda enfes bir tat bırakan Çeşmi Nigar çorbası.
Çıtır hamuruyla sıcacık fırından çıkıp nefis domates sosuyla buluşan leziz bir kebap. Milföy hamurlu beyti kebap. Ve hafızalara tuzsuz fıstık ve şerbetin müthiş uyumunu kazıyan İzmir'in meşhur tatlısı şambali. Bugün de soframız çok leziz görünüyor. Ellerine sağlık Tahsin Şef. Afiyet olsun Müge Hanım. Tatlımız fırından çıktı. Sıcak sıcak bütün evi o tatlı kokusu sardı. Yes. Bence de öyle. Sadece şu an bakın fırına atmadan önce yapmış olduğum bıçak izlerinin üzerinden geçeceğim. Çünkü ne yapmasını istiyorum? Şerbetlerin içine tamamen eşit bir şekilde çekmesini istiyorum. Fırınınızı en yakın zamanda değiştirin. Biz iki kere yaptırdık onu. Demek ki yine olmamış, çok zor ısınıyor. Aynen yani şey geç ısınıyor bir de geç pişiriyor bilginiz olsun. Hani süreler benim normal çalışan sağlıklı fırınlar için verdiğim süreler karşına olur. Biz bir beşer dakika fazla tuttuk. Böyle dilimlerin üzerinden geçtim. Şimdi şöyle şerbetimi gezdireceğim. Birbirinden güzel, birbirinden lezzetli, görünümüyle bence iştah açan, kokusuyla da böyle bütün ekibi keşke bu yemekleri biz yiyebilsek diye baktıran yemekler yaptık. Çok güzel bir çorba yaptık. Çeşminigar çorbası, terbiyeli mercimek çorbası da diyebiliriz. Beyt kebabı yaptık. Bir de bunu milföyden yaptık. Milföyü de fanlı fırında kabarttık. Ardından çok da güzel bir tatlımız yaptık. Şambali, yumurta yok. Un biraz var pratik olsun diye. Şambali'nin evde yapılabilecek en güzel halini yaptık. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Thank you so much. Öncelikle. Very very nice. Beautiful beautiful one day. Bir gündür öyleli bir şeydi. Çok eğlendim, güldüm. Sana bir hediyem var. Çok teşekkür ederim. Ah. Ya ben de çok eğlendim. Çok doğru iyi bir gündü. Gerçekten Selin'le mutfakta olmak çok güzeldi. Senden böyle pratik çözümlü durumlar. Şefim dikkat et. Çok ağır. Bu sefer yükte ağır bir hediye geliyor. Aman aman aman. Güzel günlerde eşinizin yemek yaptığı. Evet onu belirtelim. Fırına da girebilen ama çalışan fırına girebilen. Döküm tenceremiz. Aynen öyle. Bir çok de. Teşekkürler. Çocuklarınız için. Aa, şöyle. Çok naziksiniz ya. Çok düşüncelisiniz. Çok teşekkür aparatın ederim. Çok güzel. Tatlılar yaptık. Bunların devamı da burada. Gerçekten artık çok teşekkür ederim. Artık aburcu buruydu tenceresiydi. Gülmesiydi, eğlenmesiydi. Akşama 3 çeşit yemeğiydi derken maalesef bir şef kapımdan daha sonuna geliyoruz. Ama siz de derseniz ki Tahsin Şef'im evime gelin. Yemek yapalım, gülelim, eğlenelim. İngilizce bilmiyorsan İngilizce öğretelim. Sohbet edelim. Azıcık da yapalım. Ama bunların hepsinin için yapmanız gereken tek şey www.showtv.com.tr adresine başvurmak. Bizi çağırın, evinize gelelim, birbirinden güzel yemekler yapalım, gülelim, eğlenelim. Sen de benden memnun kaldın. Çok fazlasıyla. Burayı anlatıyorsun. Çok 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 teşekkür ederim. Gerçekten ekip arkası ve Tahsin çok eğlenceli, çok neşeli. Aslında benim için mükemmel bir gündü. Bence siz de Şef Kapımda ekibini mutlaka aramalı ve çağırmalısınız. O zaman bir sonraki Şef Kapımda da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Goodbye. Ailecim şimdi Tahsin Şef'in yaptığı çeşminigar çorbasının tadına bakacağız. Bak bakalım bence. Ben de bakayım. Abla çok güzel olmuş, onun üzerinden oldu. Hmm, gerçekten şahane olmuş. Çok lezzetli değil mi? Evet. Şahane değil mi? Konuşamıyorsun. Çocuk konuşamıyor bile şahane. Ellerine sağlık Tahsin. Gerçekten çok lezzetli olmuş.